PyTorch şu tutorial'la bir girsem, ondan sonra beraber yazsak. Çünkü iki şey bir arada karışmasın. İki tane problem. Şu an PyTorch öğrenelim. Az sonra da PyTorch'u implement etmeye çalışalım. Şimdi PyTorch'ta böyle güzel değişik değişik şeyler var. Bunlardan biri transformer. Aldığınız bir veriye aynı computational graph gibi düşünün. Diyelim A operasyonunu yapmak istiyorsunuz. A operasyonu reshape olabilir mesela. Ondan sonra B operasyonunu yapmak istiyorsunuz. O da mesela renkliden siyah beyaza çevirmek olabilir. Bunları fonksiyon olarak yazdığınızı düşünün Python'da. Transforms modülünü kullanarak bunları ucuca dizip hepsini birden uygulayabiliyorsunuz. Bu da mesela neler yapmış? Compose ediyor bir transform objesi. Yani ne yapmış oluyor? Bir tane transformasyonlar seti tanımlamış oluyor. Bir liste açmış onun için. İlk transformation'ını tensöre çevir. PyTorch tensörünü çevir. İkinci transformation'ını normalize et. Normalize ederken mean'leri, yani satırlardaki mean, sütunlardaki mean ve derinlikteki mean'i hep 0,5 al. STD'leri de, standard deviation'ları da 5 al. Bu şekilde bir normalizasyon. Şey normalizasyon değil. İşte max'ı min'den çıkarayım. Ondan sonra hepsini ona böleyim gibi bir normalizasyon değil. Torch'un da geliştiricilerinin otomatik bize kolaylık olsun diye sağladığı veri seti paketleri var. Sifar 10 mesela burada çağırmış. Ondan sonra demiş ki ben bunu yüklerken az önce tanımladığım transform'u kullanmak istiyorum. Kullanmış. Ondan sonra data loader diye bir şey var. Data loader hem epochlar sırasında batchlerinizi otomatik çekmenizi sağlıyor. Diyelim batch büyüklüğünüz giriyorsunuz şuradaki gibi. Mesela şeyi de girmiş. Kaç tane thread mi artık bu? Yoksa CPU core mu? Kaç tane kullanacağını da söylemiş. Karıştırma demiş. Ha, pardon, karıştır demiş veri setini. Bu şekilde veriyi yüklememizi sağlayacak olan bir obje bu. Epoch'ta dönecek. Epoch'ta göreceğiz bir daha. Test seti de eklemiş. Transformer'ı yapmış. Onun için de bir loader objesi açmış. Bir de class'ları tanımlamış. Resmi göstermiş. Heh. Loader objesine mesela iterin içine attığınız zaman bir tane şey geliyor orada. Bir tane çekmiş oluyorsunuz. Oradan next deyince resim ve label objelerini elde edebiliyorsunuz. Aslında burada değil sanırım çekmiş, şurada. Daha doğru konuşmak gerekirse. Ondan sonra Torch Vision'ın araç gereçlerinden şey var. Resimleri yan yana görmemizi sağlayan grid var. Grid'e diyorum ki şu dört tane resmi göster, göstermiş. Şimdi PyTorch'ta bir network nasıl tanımlanır? PyTorch'ta şu NN modülü diye bir şey var. Ondan inheritance alıyor. Herhangi bir network'üm. Ve herhangi bir network'ümü class olarak yazıyorum. Ondan sonra onun örnek nesnesini alıp, instance'ını alıp onunla devam ediyorum yolumu. Neler yazmışım burada mesela? Init'te tüm şeylerimi tanımlıyorum. Variable'larımı diyelim. Ama variable'larımı tanımlarken bana biraz kolaylık olması açısından layer'ları vermiş high level bir şekilde. High level bir şekilde variable'larımı tanımlayabilmiş oluyorum. Ve bunlar hani sadece variable gibi düşünmeyin. Kendi içlerinde forward'lar var. Bakın input alıyor ve return ettiği bir value var. O şekilde objeler. Daha sonra tüm ağırlıkların başlattıktan sonra init şunun instance'ını alırken çalışan metot. İlk metot yani. Sonra ben mesela netin içine şöyle geleyim notebook'uma. Kaçak bir sel açayım. Şöyle net objesi vardı ya orada. Neredesin?
şu net objesine mesela forward'ı çalıştırmak için şöyle içine x'i yazmam yeterli oluyor. Ama hani şey de yazabilirim, net nokta forward x de yazabilirim. Burada class'ı tanımlamış. Forward'ı nasıl? Convolutional layer'a girsin, ReLU'ya girsin, pool olsun. Ondan sonra aynı şey ikinci layer'dan çıksın. Flat edilsin. Bakın flat etmenin bir yolu PyTorch'ta. Bunu şu şekilde görmek istiyorum, şu şekilde çevirmek istiyorum demiş. İlk şeyi ne olursa olsun. İlk boyutunda uzunluk ne olursa olsun. O örnek boyutu. İkinci boyutunun şu uzunlukta olmasını ve başka boyutunun olmamasını istiyorum. Flat ettiğim şeyi fully connected'a koyuyorum. Devam, devam ve en son çıktı olarak x'i dönüyor. Şimdi peki loss fonksiyonlarını ve optimizer'ı nasıl tanımlıyoruz? Optim objeleri var. Şeyi de loss'ları da NN modülünden çekebiliyoruz. Criterion deniyor. Kriterim yani. Kıyaslama kriteri. Ondan sonra optimizer'a netin parametreler özelliğini atıyorum. Nerede bu özellik? Ben burada öyle bir şey yazmadım. Şuradan geliyor. Buradan inheritance aldığı için ben initle başlattığım an o NN modülden aldığı inheritance sayesinde şuradaki şeyleri parametre olarak da tanımlamış oluyor. Nasıl optimizer'a diyorum ki bak bunları optimize edeceksin. Şu learning rate ile edeceksin. Şu momentum ile edeceksin. Tamam. Epoch'ları dönmeye başlayalım. İki epoch dönsün. Her bir epoch neydi? Dataset üstünde bir kere gezmek demek. Her bir epoch. Running loss. Bu da agrege ettiğimiz loss'a benziyor. Bakalım o agrege mi edecek? Başka bir şekilde mi kullanacak? Diyor ki şu data loader'dan normalde sadece data gelecekti. Ben bunların başına numara koymak istiyorum. İşte ilkinin başına 1 yazmak istiyorum. İkincinin başına 2 yazmak istiyorum. Bunun için enumerate diye bir şey var Python'da. Onu yazdı. Bu sefer sadece data gelmedi. I de geldi. 1, 2, 3. Kaçıncı nesneyse o kadar yazıyor işte i. Ondan sonra data objesini input ve label diye ayırabiliyor. Loader o şekilde return ediyor data objesini. Ondan sonra önce bir optimizer'ın gradlarını sıfırlayalım diyor. Çünkü buradaki gradlar agrege ediyor ve kendi kendini silmiyor, temizlemiyor. Onu size bırakıyor özgür bir biçimde. Siz diyorsunuz ki tamam ben şu an bir iterasyon yapacağım. O zaman önceki iterasyondan kalan şeyleri bir silelim. Az önce dediğim şey forward metodunu böyle çalıştırabiliyoruz. Output'u aldım. Output'u label'larla kıyasladım. Loss'ta backward deyip optimizer step dediğim zaman şurada gradient'ler hesaplandı. Şurada update'ler yapıldı. Bu da agrege ediyormuş bizim yaptığımız gibi. Loss bir obje ama onun sayısal değerini elde etmek istiyorsam nokta item diyorum. Sayısal değerini eklemiş oluyorum. 2000 iterasyonda bir benim loss'umu yazdır ve epoch numaramı ve o epoch'un içinde kaçıncı iterasyonda olduğunu yazdır. 2 epoch döndüm. Her epoch'un içinde 12.000 iterasyon varmış. Training setine de fit ediyorum. Modelinizi şöyle kaydedebilirsiniz. Şöyle yükleyebilirsiniz geri. Direkt load kullanarak. Ondan sonra mesela bir prediction yapacağımız zaman aynı şekilde output'ları alıyoruz. Bunun maksimum olan argümanını buluyoruz ki kaçıncı sınıfı tahmin ettiğini anlayalım. One hot vector'ın ilk elemanı yanıysa ilk sınıfı tahmin etmiş. O yüzden max kullanıyorum. Max bir şey daha dönüyormuş. Onun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ona ihtiyacımız yokmuş şu an. Pardon, output muhtemelen bir şey daha dönüyor. Onun max'ına ihtiyacımız yokmuş. Ondan sonra classes şeyine hani listesinde özellikle sırasıyla dizmişti.
bu stringleri. Ondan sonra kaçıncı şey geldiyse, kaçıncı itemse en büyük olasılık verilen o resim için gidiyor string'i yazdırıyor. Evaluation yapmak istiyorsanız no grad kullanabilirsiniz. Gradient hesaplamıyor arada. Gradient'ları tutmuyor. Bu hani hız olarak iyi olabilir, memory olarak iyi olabilir. Aynı şekilde forward'ımı yapıp maximum alıp bu sefer şeyi kontrol ediyorum. Bu şeyler kaçıncı iteme maksimum olasılık vermiş durumu aynı mı? Aynı iteme mi vermiş maksimum olasılığı? Ondan sonra kaç tanesine aynı şeyi vermişse hepsini bir agrege ediyorum. Tüm datasete bölüyorum ondan sonra. O işte accuracy oluyor. Kaçına doğru demiş. Datasetin tümüne bölüyorum. Neyi? Kaçını doğru tahmin etmişsin. Burada da class inceliyor sanırım. Evet. Bu da güzel, ilginç. İyi bir analiz. Bunu yapmak mesela ciddi bir işte gerekli. Sınıf sınıf değerlendirmeyi unutmayın. Confusion matrix çizilir bazen. Burada confusion matrix çizseydim 10'a 10 bir matrisim olacaktı. İşte atıyorum birinci sınıfı genelde ikinci sınıf mı sanmış, üçüncü sınıf mı sanmış görebilecektim. GPU için torch device diye bir şey tanımlıyorum. Neti device atıyorum ve verileri de device atıyorum. Ondan sonra burada yazmamış. Training'i mesela step'inizi yaptınız, loss'unuzu yazdırmak istiyorsunuz. Veya herhangi bir veriyi tekrardan yazdırmak istiyorsunuz. Nokta CPU diyorsunuz tekrardan. Print etmek için CPU'da olması gerekiyor. Hızlı yapmak için device'ı ne tanımladık? CUDA tanımladık. CUDA'da olması gerekiyor. PyTorch böyle. Var mı sorun? Daha bir sürü şeyi var bu arada. Küçük trikler var. Ama ben çok hakim değilim. Çok PyTorch kullanmıyorum. Kullanmadım daha önce. Ben başını birazcık kaçırdım da. Avantajları ve dezavantajlarıyla böyle ufak karşılaştırma yapabilir misin peki? Yani TensorFlow ile PyTorch arasında. İkisi de deep learning tabiresi zaten. Sanırım. Evet. Aynen. Şey değil. Onu hani tekrar vurgulayalım. Sen de dedin. Keras rakip değil. TensorFlow rakip. Ama hani Keras PyTorch'a üşenmeyen çok büyük bir kitle var. Yani PyTorch'un mesela biraz daha fazla işi var Keras'tan. Ama insanlar memnun kullanmaktan. Nedenleri üzerine hani çok çok esnek. Ve şey yani bu esnekliğe nazara TensorFlow'a göre kolay. Training sırasında bile şeyde computation grafınızda değişiklik yapabiliyorsunuz diyebiliyorum. Yani training sırasında bile mimarinizi üzerinde değişim yapabiliyorsunuz. Şu layer'ı atayım, şu layer'ı ekleyeyim gibi. Böyle bir esnekliği var. Böyle bir avantajı var. Ve bir de tabii her şey gibi çoğunlukla torch kullanılıyorsa, mesela internette bir modeli torch ile implement edilmiş görüyorsanız torch bilmeniz yararınızdadır. Onu güzel çalıştırabilmeniz için. Teşekkür ederim. Community'de şu an çoğunlukla PyTorch mı görürüz yoksa TensorFlow mu? Şu an community'de hangisi daha fazla? Bu kursta ben daha çok Keras kullanıyorum. Tamam, teşekkür ederim. Ama Torch'a geçmek istiyorum ben de yavaş yavaş. Çok havalı göründüğü için ben de denemek istiyorum. Ben ufak bir ek yapabilir miyim? Şimdi o denemelerinden. Tabii. O torch koduna gelebilirsen, orada birazcık aşağı inersen, normalizasyonla ilgili şöyle bir trik var. Yok, biraz yukarı. Yok, yukarı çıkabilir misin? Transformlarda mı? Transformlarda, evet. Ya buradaki 0.5'in şöyle bir anlamı var. Bu bir magic sayı. Yani 0.5 geçerseniz -1 ile 1 arasına normalize ediyor.
Onun böyle bir anlamı var. Aksi halde hani oraya o mesela 3 değeri şey olarak geçebilirsin. Veri setindeki veya initNet'teki atıyorum normalizasyon değerlerini geçebilirsin. Şey orada kullanılan mean ve standart deviation'ları geçebilirsin. Veya 0-1 aralığına çekmek için başka bir şey kullanabilirsin. Ya şey onun öyle bir 0-5 yazınca -1 ile 1 arasında çekiyor dedin değil mi? Evet. Yoksa 0 ile 1 arasında mı? Dokümantasyon yani standart deviation aşacak 0 arasında. Dokümantasyona gel. Gelebilir misin? Şey biraz önce açtığımız yok. Açtığımız örneği. Açmış mıydık? Evet. Bunu... Şey üzerinden geçtiğimiz örnek vardı ya. Bu diskas ya. Bunda yazmıyordu. Biraz önce seninle birlikte üzerinden geçtiğimiz örnek var ya. Cypherten örneği var ya PyTorch'ta. Birazcık yukarı çık. Birazcık yukarı çık. Biraz daha. Şurada bir yerde onu ifade ediyor olması lazım. Biraz aşağı in. Sanırım o transformdan sonraki kısımda bir açıklama olacak. İn biraz aşağıya. Evet. We transform them to between minus 1 and 1. Yani evet. 0.5 geçtiğin zaman ben onları -1 aralığına normalize ediyor diyebiliyorum. Yani mean'e ve standard deviation'ı her bir channel için 0.5 geçtiğinde -1 aralığına veriyor. 0.1 aralığına geçmek içinse bu sefer grayscale hale getirdiğinde 0.5 verdiğinde 0.1 aralığına çekiyor. Onun garip bir şeyi var. Böyle bir magic şeyi var. Veya normal orayı normalize etmek istiyorsan kendi mean değerlerini ve standard deviation değerlerini verebilirsin. Veri setindeki her bir şey için, channel için. Şeyi tam idrak edemedim. Onu sonra bakıp Discord'dan tartışırız. Evet. Yani 0.5 mean'i ve 0.5 standard deviation olan bir distribution nasıl -1 ile 1 arasındadır? Ya bunu arka planda kendisi -1 aralığına çekecek şekilde düzenliyor. 6 değeri bu şekilde verdiğin zaman. Aşağıya in. Mesela aşağıya in. Orada şu transformasyonu göre bekle. Imhoff transformasyonu var ya. Unnormalize ettiği kısım. Şu mu? Evet. Orada mesela imajı şey yapıyor. İkiye bölüp tekrar 0.5 eklediğinde unnormalize ediyor. Böyle garip bir yaklaşımı var PyTorch'un. Ben bu olayı pek sevmiyorum. Çok kullandığım bir şey değil. Ama o çok tricky bir şey. Onun yerine hani Keras'ta biraz önce şey yapmıştık ya sequential'da. 5 norm koymuştuk. İmajı yani network feed ederken. Ben de genellikle aynı tree'yi kullanıyorum. Herhangi bir görüntü datasında çalışmadan evvel ilk layer'ıma bir tane 5 norm koyuyorum ki kendim o görüntü değerlerini belli bir aralığa çekmek durumunda kalmayayım ya da normalize ederken sıkıntı yaşamayayım diye. Ama benim PyTorch'ta sevmediğim bir kısım bu. İnternette biraz açıklamışlar. Chat'te gönderdim açıklamayı. Sanırım o şekilde yapılıyor ama emin değilim. Bir comment kopyaladım sadece. Yani sonuçta koddur. Mutlaka bir mantığı vardır. Ama ben şu an içindeki algoritmayı çözemedim. Eğer ki cidden şu parametrelerle şu dönüşümü yapıyorsa bunu yine konuşuruz Discord üstünde. Evet, böyle bir saçma bir dikkat edilmesi gereken husus var. Onun dışında hani hemen hemen birçok açıdan TensorFlow'a benziyor zaten. Tamamdır. Nasıl -1 ve 1'e çevirdiğini bir comment'ta buldum. Chat'te paylaştım. Yani minimum değeri 0 olarak kabul edip o değerle çıkartıp yapmış. Algoritma öyle çalışıyor arkadaşlar. 0-255 aralığındaysa evet. 0-1 aralığındaysa zaten yapmanıza gerek yok. Ben de bir şey sorabilir miyim? Hayır, bu şekilde yapıyor. Yani ama oraya ne verirsek eğer yine aynı şekilde bunlar sapıyor. Bunlar şey değil. Distribution'un mean'i değil bu. Bunu yok, ne kadar öteleyeceğim. Tabii. Distribution'un mean'i değil. Ama tamam. 0.5 dışında bir değer verirsen bu sefer distribution'ın mean'i olarak kabul ediyor. Yani ImageNet transfer learning yapacaksın diyelim. 0.5'i biraz şey gibi belirlemişler.
Yani 3 ayrı 0.5 verdiğin zaman main için, 3 ayrı 0.5 verdiğin zaman standart deviation için 3 kanallı bir görüntü çalışıyorsan, renkli bir görüntü çalışıyorsan, bu biraz magic bir davranış gösteriyor. Yani demek istediğim husus oydu. Ama buraya ImageNet ortalamalarını ve ImageNet standart sapmalarını verdiğin zaman her bir şey için, channel için, bu sefer gerçekten de dağılım ortalaması ve dağılım standart sapması gibi davranarak normalizasyon yapıyor. Biraz tuhaf bir durumu var. Onu belirtmek istedim sadece. Evet, ilginçmiş. Başka yorum, katkı? Ya şu an mean'i vermiş oluyoruz değil mi? 0.5, 0.5, 0.5 olarak mean vermiş olduk değil mi? Yani herhangi... Konuyu sonra tartışalım. Konuya çok zaman ayırdık. Tamam. Discord'dan yazışalım. Ben de şey yapacağım, bakacağım üstüne. Bu konudan başka tip bir sorusu olan var mı? Şey, bu gradı sıfır yapma var ya, zero grad. Onu normalde nasıl flow yapıyor mu yoksa yapmıyor mu? Burada bunu koymasının bir yararı var mı acaba? Yani parametreleri sıfıra yeniden sıfır yapması bizim ne gibi bir avantajımıza? Evet, o kısmından bahsedelim. Bir internet değişip geliyorum. Şöyle bir 10 saniye içinde. Hemen geliyorum. Geliyor mu sesim? Evet. Tamam. Şimdi TensorFlow'da her bir iterasyon için, her bir session run için şunu sıfırlıyor diyebiliyorum. O yüzden bizim sıfırlamamıza gerek kalmıyor. O onu otomatik yapıyor. Keras da TensorFlow backend ile çalışıyor. Bu sefer o da yapmış oluyor. Ama PyTorch öyle değil. PyTorch bize biraz daha esneklik tanımak için onu sıfırlamıyor otomatik. Mesela otomatik sıfırlasa ne olurdu? Biz o gradları tutmak zorunda kalırdık bir objede. Eğer agrege etmek istiyorsak. Bir daha onun agrege etmesini yazmamız gerekiyordu ekstra. Burada ne yapıyor? Diyor ki ben sıfırlamıyorum. Sen agrege ettireceksen ettir. O sana kalmış. Ama normalde diyor her iterasyonda eğer agrege etmeyeceksen sıfırlaman gerekiyor. Yani bize bir özgürlük tanımak için yapılmış. Daha kolay agrege edebilelim gradientları. Eğer agrege etmek istersek diye. Toplamak istersek. Teşekkür ederim. Mesela bu neye denk gelir? Batch size 1 alırsam ve şöyle yüzer yüzer döndüğüm bir for olursa, o zaman batch size'ı 100 yapmışım gibi olur. Zero grad'ı yapmasam. Çünkü batch size'ı 100 yaptığım zaman hepsinin loss'ların ortalamasına göre gradient alıyor. Burada da ne yapıyor? Birer birer gidiyor 100 item için. Hiçbirinin gradını silmiyor. Hepsinin gradını üstüne ekliyor. Aynı şeye denk gelmiş oluyor. Öyle uygulamalar olabilir yani.